Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılabilen bebek örgülerinde, özellikle bebek battaniyelerinde çok şık duran bir örgü modeli hazırladım sizlere. Gördüğünüz gibi çok hoş duran, birbirinin içine geçmiş bir görünüme sahip olan bir örgü modeli. Yapımı da çok kolay. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapımı için iki renk ip kullanılıyor. Dilerseniz her sırasını farklı renklerde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyelerinde kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bu modelin yapımında 1 numaralı 1.90 milimlik tığ kullanıyorum. Ve iki renk kullanıyorum. Hemen şimdi örgüme başlıyorum. Öncelikle zincir çekerek örgüme başlıyorum. Zincir çekerken aşağı yukarı ortalama 4 ve katlarını çekebilirsiniz. Birkaç tane fazla çekin. Bazen atlayabilirsiniz. Denk gelmeyebilir. Yeterli uzunluğunda zincirimizi çekiyoruz. Hemen sonrasında hemen bir zincir daha çektim. Başını doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Ve buraya bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen yanına batıyorum. Buraya da tekrar bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Kenar kısmının düzgün gitmesi için. Sonrasında başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 defa da kapatıyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı şekilde 2 defa da kapatıyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yuvanın içerisine tekrar 2 defa da kapattım. 2 adet trabzan yapıyorum. Bu şekilde oluşturduk. Hiç zincir çekmiyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Tekrar aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 adet zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya batıyorum. Burada ikili trabzanları örerken çok sıkı sıkıya örmeyin. Hafif böyle gevşek bırakarak örün. Örgünüz yumuşak olsun. Tekrar başını doladım. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Eğer çok böyle kaldırarak biraz hafif gevşek öremiyorsanız ikili trabzan yerine üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Tekrar 2 adet zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturuyoruz. Sırayı tamamladıktan sonra örgünün bitişini yapıyoruz. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Ve buraya bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen yanına batıyorum. Bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi uzatarak bıraktım. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. Sonra hemen üzerinin renk bölümüne geçiyoruz. İpimiz burada kaldı. Hemen biz örgümüzün ilk başlangıcına tekrar geri dönüyoruz. Bu şekilde ilk sık iğnemin üzerine batıyorum. İpimi geçiriyorum. Buraya iki tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. İkinci sık iğnenin üzerine batıyorum. Çakma sık iğne olarak 3 ilmeğimi bir defa da kapatıyorum. Şimdi burada ilk başlangıcı yaptıktan sonra her renk iki sıradan oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyoruz. İlk modelimiz burası. İlk modelimizle ikinci modelimizin arasında burada 3 tane zincirimiz var. Bu 3 zincirin tam ortasına batıyoruz. Buradan bir tane ilmek alıyoruz. Ve çıkarttığımız ilmeği yanındaki ilmekle birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde ön yüzden bir sıra delik oluşturuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekiyorum. Bir sonraki iki modelin arasındaki
boşluğa batıyorum. Tam ortadaki zincire giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi sık iğne şeklinde kapatıyorum. Tekrar 9 zincir çektim. Bir sonraki ara boşluğuna giriyorum ve kapatıyorum. Şöyle önce göstereyim. Her modelin arasındaki 3 tane zincir atlayıp 4.'ye batmıştık. Bu zincirlerin tam ortasına batarak bir sıra bu şekilde zincir oluşturuyoruz. Tekrar 9 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başını doluyorum. Son modelim bakın burası. Hemen çakma sık iğnenin üzerine batıyorum. Ve bunu tekrar çakma sık iğne şeklinde kapatıyorum. Başını doluyorum. Sondaki çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Burada ipimi ilerletmek için bıraktığım ilmeğimi de tığıma takıyorum. Hepsini bir defa da kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek burayı bağlıyorum. Renk değiştirdiğimiz zaman önce bir sıra bu şekilde modellerin ara boşluğuna delik oluşturuyoruz. Hemen bir zincir daha çekiyorum, geri dönüyorum. Burası ilk sık iğnemi tamamlamış oluyor. Çekmiş olduğum zincir. İkinci sık iğnemin tepesine batıyorum. Ve buraya bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. Hiç zincir çekmedim, başını doladım. Burada ilk modelimin ara boşluğu var. Bu ara boşluğuna girdiğim zaman bir önceki sırada oluşturduğum zincirimin de altından geçiyorum. Ve buraya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Aynı yuvanın içerisine tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmedim. Başını doladım. Bir sonraki modelin ortasındaki boşluğa giriyorum. Buraya girdiğim zaman öndeki zincirin de altından geçerek ikisini bir arada toplamış oluyorum aynı zamanda. 2 adet trabzan yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Ve tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki modelin ortasındaki boşluğa giriyorum. Ve aynı zamanda ön tarafta çektiğim zincirin de altına girerek ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Aynı yuvaya tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. Arkadan görünüşü bu şekilde, ön taraftan görünüşü bu şekilde devam ediyor. Son kenar bölümüne geldik. Son modelimizi yaptık. Hiç zincir çekmeden başını doladım. Kenardaki bu 2 tane bulunan çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir defa da kapatıyorum. Bir daha başını doluyorum. İkinci çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve bir defa da kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ki burada ilmeğim kaçmasın. Burası örgümün arka yüzü. Önce bir çevirip ön yüzünü görelim. Ön yüzümüz bu şekilde devam ediyor. Şu anda örgümün arka yüzünden ipim burada kaldı. Bakın beyaz ipim örgünün tekrar başında. Hemen bunu kaldığım yerden sık iğnenin tepesine batıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. İkinci çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve bir defa da kapatıyorum. Aynı şekilde 9 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Örgümü şu şekilde çevirelim. Bakın birinci sırada beyaz modelimiz var. Arkadan görelim. Bu iki modelin arasındaki şu boşluğa giriyoruz. Ön yüzde örgümüzü çeviriyoruz. Ve iki yeşilin birleşimi olan yerin altından giriyoruz. İki beyazın birleştiği yerden şu şekilde çıkıyoruz. Aldığımız ilmeği sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 9 zincir. Dokuz zincir çektim. Bir sonraki iki modelin arasındaki birleşim yerinin hemen altındaki burası da beyaz ipimizle ördüğümüz modelimin birleşim yeri. Buradan batarak çıkarttığımız ilmeği kapatıyoruz.
şekilde ipimizi bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Zincirleri çekerken örgümüzün ön yüzünden bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ön yüzden modelimize şeklini veren bölüm burası. Bakın iki modelin birleştiği yere, şekil arkasını çevirelim. İki modelin birleştiği ara boşluğuna batıyoruz. Buradan aldığımız ilmeği kapatıyoruz. Tekrar 9 tane zincir çektim. Burası bitti. Hemen çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. Ellerim çok titrediği için örerken zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Bir tane çakma sık iğnemi tamamladım. İkincisinin tepesine batıyorum. Ve burada zincir çekerek ipimi bırakmıştım. Biraz küçültelim. Bu ilmeğimi de tığımın içerisinden geçiriyorum. Ve ilmeklerimin hepsini bir defa da kapatıyorum. Burada ipimi de bağlamış oldum. Yeşil ipimi de. Hemen iki zincir çekip örgümü çeviriyorum. Bakın yeni örgüye geçtiğimiz zaman tekrar bu şekilde delikler oluşturmuş olduk. Hemen bir tane başlangıca çakma sık iğnemi yapıyorum. Burası örgümün ip ilerletirken kenar kısmının düzgün görünmesi için koyduğum bir bölüm. Zincir çekmeden başını doluyorum. İlk modelimin ara boşluğuna giriyorum. Tabii bu arada zincirimi de aynı şekilde toplayarak ikili trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Tekrar iki adet trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki modelimin içerisine giriyorum. İçerisine girerken zincirimizin de altına girerek ikisini birlikte toplamamız gerekiyor. Böylece modelimize şeklini vermiş oluyoruz. İki zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine iki trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sonuncu modelin içerisine de aynı şekilde trabzanlarımı yaptım. Hiç zincir çekmedim. Başını doladım. Ve çakma sık iğnenin tepesine batıyorum. İki tane tekrar çakma sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi uzatıyorum. İpim burada kalıyor. Bakın şu anda örgümün başlangıcında yeşil ipim var. Hemen tekrar yeşil ipe başlangıcı görelim. Çakma sık iğnenin tepesine batarak ipimi alıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve ikinci çakma sık iğnemin tepesine batıyorum. Buraya bir tane daha çakma sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. İlk modelimizde ikinci modelimizin birleştiği yere ara boşluğuna bir alt sıraya burada şöyle yan çevirirseniz daha iyi göreceksiniz. Alttaki yeşil modelin birleşim yerine batıyoruz. Buradan aldığımız ilmeğimizi sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 9 zincir. İki modelin birleştiği yerin altına yeşil ipimle örerken yeşil ipimle ördüğüm modelin ara boşluğuna girmem gerekiyor. Buradan aldığım ilmeği sık iğne ile şeklinde kapatıyorum. Her defasında yeşil iple örerken aradaki yeşil modelimizin şöyle arkadan görelim. Yeşil modelimizin ara boşluğuna giriyoruz. Beyaz ipimizi örerken de beyaz ipimizde ördüğümüz modelimizin ara boşluğuna girerek örgümüze devam ediyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman dediğim gibi her renk iki sıradan oluşuyor. Zincir bölümünü daima örgünün ön tarafından koymak zorundasınız. Üzerindeki trabzanlı bölümü arka taraftan örerek devam ediyoruz. Bakın ipim burada kaldı. Sıram bitti. Hemen ben örgünün başına dönerek buradan zincirli bölümü oluşturarak devam ediyorum. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.